Öncelikle Kuvayi Milliye şehri, Kuvayi Milliye'nin baş şehri Balıkesir'e hoş geldiniz hepiniz. Siz, tüm basın mensubu arkadaşlarımı da saygıyla selamlıyorum. Büyük bir coşku var. Balıkesir 13. Cumhurbaşkanını kucaklayacak. Ve şu anda daha meydan açılmadı ama giriş tarafına inanamazsınız. İnsanların büyük bir sevgi seli var. Ama hakikaten vatandaşımız çok büyük sıkıntılar içerisinde. Bir taraftan ekonomik sıkıntılar, bir tarafından mağduriyetler, bir tarafından hakkın, hukukun, adaletin artık bir askıya alınmış noktasına gelmesi, insanların ekonomik çaresizlik içerisinde olması ve algılarla, yalan dolanla kandırılmaya çalışılması. İşte bunun sonucunda Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin baş şehri artık dur diyor. Ve göreceksiniz 14 Mayıs'tan sonra gece büyük bir oy farkıyla Balıkesir'de Cumhurbaşkanımız Balıkesir'den, Kuvayi Milliye'nin baş şehrinden Çankaya Köşkü'ne uğurlanacak. Tabii biz de gururlanıyoruz. Ben de bu memleketin çocuğuyum. Bu bütün ailemizle, ailem dediğim Balıkesir'imizle bir arada olmak, sizlerle bir arada olmak biz de ayrıca mutluluk ediyor. İl başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte hakikaten güzel bir organizasyon, güzel bir çalışma oldu. İnşallah birlik beraberlikle Cumhurbaşkanımızı, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı büyük bir coşkuyla ağırlayacağız ve buradan Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in tüm sorunlarını dile getirdi. İnanın sorunların hepsine hakim. Bu konularla ilgili çözüm önerilerini de paylaştı. Bizler de milletvekilleri olarak defalarca dile getirdik. Balıkesirli çiftçimizin, vatandaşımızın sorunlarını biliyoruz. Şu anda Türkiye'de kendi kendine yeten ve Türkiye'yi doyurabilecek il denilen Balıkesir neredeyse tarımı terk etme noktasına geldi. Süt hayvanları mezbahaya gitti, gördük binlerce hayvan gitti. Yani tarımdan, topraklardan, üretimden uzaklaştırdılar. İşte biz toprakları kalkındıracağız. Balıkesir'in her noktasında baharlar gelmesi için beraber mücadele edeceğiz. Gençlerimizin büyük bir coşkusu var girişte. Hakikaten beni de duygulandırdı. Gençlerimizin umudu da Kemal Kılıçdaroğlu. İnşallah bu memlekette yine Kuvayi Milliye'nin baş yerinde yepyeni bir duyguyla, büyük bir coşkuyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'ne gerçekten göndereceğiz.